Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda gürültü engellemede benim düşünceme göre dünyanın en iyi iki kulaklığı olan Sony'nin WF-1000XM3 ile WH-1000XM3 modellerini inceliyoruz. Neden özellikle dünyanın en iyisi dedim? Zaten kulaklık dünyasındaki özellikle gürültü engelleme özellikleriyle ön plana çıkan belli başlı modeller var. Bunlardan en başında da Sony geliyor ve Bose'nin, Sennheiser'ın, gerek AKG'nin farklı kulakları da noise cancelling dediğimiz gürültü engelleme sistemine sahip. Ama dünya genelindeki kıyaslamalara da bakacak olursak bence en iyi gürültü engelleme sistemi WH-1000XM3 modelinde olduğunu söyleyebiliriz. Biz daha öncesinde IFA'da, geçtiğimiz seneki IFA'da Kerem'le beraber denemiştik. Orada size bir ön inceleme de yapmıştık ve Sony'nin o standın kalabalıklığında, gürültüsünde kulaklığı takıp müzik dinlediğinizde o gürültü engellemeyi de açtığınız anda her yerde ses kesiliyor. İnanılmaz iyi bir seviyede de performans bizlere sağlamayı başarıyordu. Ben uzun süredir kullanıyorum özellikle WH-1000XM3'ü. Onun da detaylarına geliyor olacağım ama bir de normalde gürültü engellemede biliyorsunuz bu kulaküstü kulaklıklar her zaman iyi şekilde ifade edilir. Çünkü şöyle hemen bir örnekle de karşınızda göstereyim. Şu şekilde ben kulağıma taktığımda zaten kulağa sardığı için aslında kapalı olarak da yani aktif olmayan bir şekilde de bir gürültü engelleme sağlıyor zaten bu tarz kulaklıklar. Ama bunların her ikisinde bulunan aktif gürültü engelleme bunu bir adım daha ileri taşıyor. Ama WF-1000XM3 modelinde ise tamamen kablosuz bir kulaklık. Hemen şöyle yine detaylarına gireceğim ama şöyle hızlıca bir takıyorum. Bu şekildeki bir kulaklığın tamamen sağlam bir şekilde gürültü engelleme yapabilmesi zordur. Sony mühendisleri burada o kadar güzel bir şekilde çalışmış ki geçtiğimiz modeline göre çok iyi bir seviyede sonuç bizlere veriyor olacak. Şimdi de detaylarına gelelim. İlk olarak Sony'nin her ikisinde de bulunan, tabii farklı model adlarıyla da olsa da benzer şekilde çalışan HD gürültü engelleme işlemcisi olan QN1 ve QN1E modellerinden bahsetmek istiyorum. QN1'i daha küçük modeli, yani bunun içine sığabilecek şekilde sağlanan modeli. QN1 ise WH-1000XM3 modelinde yer alıyor. Ve dışarıdaki ortamı sürekli kontrol ederek buna en uygun bir şekilde size sessizliği sağlamayı başarıyor. Dışarıdaki sesi her zaman anti ses olarak absorbe etmeyi başarıyor. Nasıl şekilde iyi olduğundan örnek vermek gerekirse, örneğin geçtiğimiz günlerde biz Mate 30 Pro'nun değerlendirmesini yapmıştık. Kerem, Ersin abi ve ben. O videoda biz vlog kamerasıyla kaydettiğimiz için dışarıdan çok fazla ses geldiğini ve sesten dolayı bize odaklanamadığınızı söylediniz. Ben o ortamda kulaklığı taktığımda o dış sesin hiçbirini duymuyorum. Gerçekten bu kulaklığın müzik çalmasanız bile çok iyi seviyede bir gürültü engellemesi var. Bu gürültü engellemesinin üzerine bir de müziği açtığınızda zaten dış dünyadan tamamen koparak inanılmaz iyi bir seviyede, sanki bir nasıl diyeyim, stüdyonun içinde ve orada sanki sadece o grup ya da o şarkıcı size şarkı söylüyormuş gibi bir hissiyat içerisine geçmenizi sağlıyor. Ben özellikle hakkını vermek için Tidal aboneliğim devam ediyor. Tidal üzerinden denedim. Tabii ki Spotify'da, YouTube Müzik'te, YouTube'da da denemelerim oldu ama en iyi seviyeyi Tidal'ın verdiğini söylemek istiyorum ve ilk olarak küçük olandan WF-1000XM3 modelinden başlayalım. Dediğim gibi WF-1000XM3 modelinde HD gürültü engelleme işlemcisi olan QN1E işlemcisi yer alıyor. Bir de üzerinde çift gürültü sensörü var. Kulaklığın hem ön tarafında hem arka tarafında bulunan bu iki sensör dış gürültüyü algılayarak tamamıyla engellemeyi bizlere başarıyor. Kulaklığın şekli de zaten tam kablosuz kulaklıklara göre biraz daha uzun ve büyük gelebilir. Hani şu şekilde gösterdiğimde zaten görebileceğiniz gibi aslında benim şu işaret parmağımın başı kadar uzun, yani şu ilk boğuma kadar olan yeri kadar büyüklüğü var gerçekten. Bunun sebebi ise hem işlemci ve gürültü engelleme sistemini iyi bir şekilde yerleştirmek, ekstra mikrofonları iyi yerleştirebilmek, aynı zamanda ergonomi. Çünkü
Tam kablosuz kulaklıkları koyduğunuzda biraz böyle şişkin kalır, acıtır, farklı farklı kulak tiplerine göre sıkıntı yaratır. Ama bunun üzerindeki bu farklı bombelikler ve bölümler tamamıyla kulak yapınıza uygun bir şekilde oturmasını sağlıyor. Ben gerçekten kulaklığı şu şekilde yerleştirdim mi en ufak bir rahatsızlık hissetmiyorum. Ve aynı zamanda bu tarz bir şekilde de mikrofonun ağzınızdan giden sesi çok iyi bir şekilde aktarmasını sağlıyor. Ben bunu test ettiğimde özellikle Kerem'i arayıp test etmiştim. Bu yaptığımız testte Kerem sanki telefondan konuşuyormuşsun hissiyatı veren bir görüşme sağladığımızı söyledi. Dışarıdan ses gelmiyor, bozulmuyor. Dediğim gibi bizim ofisin bahçe ortamı sağ olsun yandaki Medipol Üniversitesi'nin inşaatı sayesinde çok sesli geçiyor, çok gürültülü geçiyor. Buna rağmen ben çok rahat bir görüşme sağlayabiliyorum WF-1000XM3 modeliyle beraber. Çünkü o AirPods ya da FreeBuds Lite modellerinde gördüğüm uzun bir şekilde mikrofon tasarım değil. Bu bile yeterli olduğunu bizlere Sony kanıtlıyor. Tasarımına geldiğimizde bir adet böyle şarj kılıfı ile beraber geldiğini görüyorsunuz. Oldukça şık bir şekilde. Açtığımızda bizde ilk NFC işareti karşılıyor ve NFC işareti de telefonunuzun Bluetooth bağlantısına girip uzun uzadıya uğraşmadan direkt Headphone Connect uygulamasını indirip Sony'nin NFC ile buradan okutarak anında eşleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Cihazlar çok rahat bir şekilde manyetik yapıda zaten burada manyetik olarak tutuluyor. Çıkartabiliyorsunuz ve şöyle tek bir hamlede hani oturtmaya gerek kalmadan bıraktığınızda şarj olmaya başlıyor. Üzerinde led bir ışık var, bu da şarj ettiği için kırmızı bir şekilde gösteriyor. Ve en önemli tarafı da bu tarz kulaklıkların uzun ömürlülükleri kötüdür. Çok kısa süreli bizlere deneyim sağlarlar ama şarj kutusuyla beraber 24 saat bir müzik deneyimi bizlere sözünü veriyor Sony ve ben gerçekten bu cihaz özellikle bende bir haftadır var. Bir haftada bir kere şarj ettim. Onda da tamamen bitmemişti. Bitmesin diye şarj etmiştim. Bu kadar uzun sürede yani bir haftada benim şarj etme gereksinimim olmadı. Çünkü 24 saat kesintisiz demek günde zaten hadi 2 saat şarj müzik falan dinliyor olsak bu gerçekten 10 günü aşan hatta işte 13-14 güne varan bir kullanım demek oluyor günde 2 saat müzik dinleyen biri için. Bu çok önemli bir artısı. Aynı zamanda hızlı şarj desteği var. Yani cihazın kendisinin hızlı şarj desteği var. 10 dakikalık case içindeki, kılıf içindeki şarjda 1,5 saatlik bir bizlere müzik dinleme şeyi sağlıyor, özgürlüğü sağlıyor. Ki 1,5 saatte bir yerden bir yere giderken bence fazlasıyla yeterli. Yani İstanbul içinde çok rahat bir şekilde eğer şarjınız bitmişse bile 10 dakikalık şarjda size 1,5 saat ömür sunması çok iyi seviyede olduğunu da söyleyelim. Tam şarjlı bir hale döndürdüğünüzde yani şu anda mesela benim kulaklıklarımın şarjı %100 ve çıkartıp taktığımda 9 saate varan bir müzik deneyimi sağlıyor. Eğer gürültü engelleme kapalıysa, gürültü engellemeyi sürekli aktif olarak kullanmaya devam ederseniz de 4 saate varan bir pil ömrü bizlere sağladığını da söylemiş olayım. Bluetooth kulaklıklarda özellikle bu TWS dediğimiz tam kablosuz kulaklıkların aslında çalışma biçimi şu şekildedir. Cihazı telefonunuza bağlarsınız. Ana kulaklık vardır sağ ya da sol. Bu kulaklık cihaza bağlanır. Aynı zamanda kendi içinde bir Bluetooth bağlantısı gerçekleştirirler ve bu sayede size stereo sesi verirler. Ancak 1000XM3 modelinde, WF-1000XM3 modelinde ise Bluetooth 5.0 olduğu için her iki kulaklıkta ayrı olarak cihaza bağlanmayı başarır. Bu sayede gecikmesiz bir ses deneyimini bizlere aktarmayı başarıyorlar. Bu en önemli özelliklerinden biri Bluetooth 5.0'ın çoklu desteği olduğu için her ikisi de telefona bağlanarak çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu sayede sağ ya da sol kulaklık fark etmeksizin herhangi biriyle yani sadece birini çıkarıp kullanabilmeniz de mümkün. Özellikle araç kullanıyorsanız onu telefonla konuşmak için işte sol kulaklığı ya da sağ kulaklığı hangisi işinize geliyorsa takıp araç içinde kullanımınıza devam edebiliyorsunuz. Diğerinizi bağlamaya gerek kalmadan bu en önemli özelliklerinden biri. Sistem olarak daha doğrusu dosya türü olarak SBS ve AAC destekleri var ve aynı zamanda 20 Hz ile 2000 Hz arasında da ses desteğine, frekans desteğine sahip 6 mm'lik sürücülerle DSW-HX dediğimiz Sony'nin geliştirdiği özel sıkıştırma yöntemiyle gerçekten çok güçlü bir ses alabiliyorsunuz. Ama merak edenler için söyleyeyim, LDAC desteği yok bu kulaklıkta ama gerçekten gerek de yok diyorsunuz. Hani ben ilk defa bir tam kablosuz kulaklıkta
bu kadar iyi ses, bu kadar iyi mikrofon görüşmesi ve noise cancelling'in yani gürültü engellemenin bu kadar iyi bir şekilde olduğunu ilk defa gördüğümü ve ilk defa bu kadar memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Beni gerçekten hani beklentimin kat be kat üzerinde bir sonuç olarak karşıma çıktığını da söylemek istiyorum. Kılıfı oldukça taşınabilir. Type-C ile şarj oluyor ki kutu içeriğinden çıkıyor ve rahatlıkla da bağlamayı başarıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde bağlıyor. Headphone Connect üzerinden de birçok özelliği var. Bunları kullanmanızı sağlıyor diyerek bu iki oyuncunun yerlerini değiştiriyorum. Gelelim gerçekten benim gözümde ve birçok otoriteye göre de birçok inceleyen de bunu söyleyemeyi biliyor. Parasının hakkını net bir şekilde veren gürültü engelleme sistemiyle aynı zamanda birçok özellikleriyle beraber benim gözümde dünyanın en iyi kulaklığı diyebileceğim ve aynı zamanda hadi bunu tartışılabilir bile düşünseniz de dünyanın en iyi gürültü engelleme sistemine sahip kulaklığına gelelim. WH-1000XM3. Sadece 225 gram ağırlığında ve ben kafama taktığımda gerçekten hani herhangi bir şekilde ağırlığını hissetmiyorum. Özellikle üzerindeki pedler de o kadar rahat ayarlanmış ki inanılmaz hafif bir kullanım bizlere sağlıyor 1000XM3 modeli. Bunda da dediğim gibi HD gürültü engelleme sistemi olan QN1 var. Bu da daha büyük bir şekilde olduğu için üzerindeki 40 nanometrelik neomedium sürücüleriyle beraber çok iyi bir şekilde çalışarak dış gürültüyü çok ciddi seviyede engelliyor. Ben şu anda zaten kendi sesimi çok az seviyede duyuyorum. Hani çok net duymuyorum. Hatta belki de sesim biraz yükselmiştir bu sebepten. Tam emin değilim ama şu anda bile çok az dururken cihazı aktif konumuna geçirdiğinizde ve gürültü engelleme sistemini şuradaki tuş üzerinden yaptığınızda şöyle detay kamerasına da göstermiş olayım. Şuradaki noise cancelling ve ambient özelliğine basarak ilk bastığınızda gürültüyü yani dış sesi size vermesini, ikincisinde bunu kapatmasını, üçüncü basışınızda da gürültü engelleme sistemini aktif etmesini sağlıyor. Yani kulaklığı takarken dış sesi duymanız gerektiğinde de tek bir tuşa basarak ortam sesini duyup işte birisiyle konuştuğunuzda ya da o sırada yol kenarında yürüyorken bunun gibi sesleri duymanızı sağlıyor. Müzik dinlemeye devam ederken bunu da söylemek istiyorum ama en büyük benim hoşuma giden özelliği de atmosfer basıncına göre de kendini ayarlayabiliyor. Bu da demektir ki uçaktayken ya da yüksek bir yere çıkarken işte koşu yaparken, jogging yaparken bunu kendisi otomatik olarak algılayarak hem sizin hala sessiz kalmasını ortamın aynı zamanda atmosfer basıncına göre de kulaklarınızın o tıkanma hissiyatını yaşamasını engellemeyi başarıyor. 20 Hz ile 2000 Hz Bluetooth üzerinde 4 Hz ile 40.000 Hz arasında da kablolu bağlantıyla bir frekans aralığına sahip. Tabii ki kablolu olarak kablosuzdan çok daha iyi bir ses verebiliyor ama buradaki artılarından biri hemen şöyle kutu içeriğinden de kablosunu çıkartıyorum. Bir kablo bir de dönüştürücü geliyor. Şöyle bu zaten şarj kablosu. Şurada bir adet 1.2 metrelik bir kablo geliyor bize. Her iki tarafı da 3.5 milimetrelik altın kaplamalı jaka sahip. Bir de özellikle uçaklarda kullanılabilsin diye çift başlı bir dönüştürücü de geliyor. Bu sayede uçakta da kablolu bir şekilde oradaki uçak içi eğlence sistemini kullanmanız sağlanmış. Taşıma kılıfı da oldukça ve sağlam yapıda olduğunu söyleyeyim. Yani bu aslında kulaklığın 3 farklı kullanım modu var diyebilirim. Bir, Bluetooth üzerinde LDAC destekli gerçekten 960 Hz'e varan, kHz'e varan bir kullanım bizlere sağlayabiliyor. Aynı zamanda kablolu olarak ve cihaz kapalı olarak kullanabilmeniz mümkün. Bu şekilde şarjı bitse bile sürekli kullanabileceğiniz bir kulaklık haline geliyor. Aynı zamanda cihaz açık ve kablolu olarak kullanmanız da mümkün. Bu da zaten ses kalitesini, ses seviyesini, aktif gürültü engelleme sistemini hepsini en top seviyeye, en üst seviyeye çıkarmayı başarıyor. Ama ben gerçekten kablosuz performansından o kadar memnun kaldım ki hani kablolu da sadece denemek için hani ne kadar farklılığı var görebilmek için yaptım. Kablosuz performansı en iyi kulaklıklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şarj konusuna gelecek olursak bu da üzerindeki Type-C bağlantısından şarj olabiliyor. Ve 30 saate varan bir kullanım ömrü de bizlere sağlıyor. Noise cancelling açık olarak kapatırsanız da yaklaşık 40 saatlik bir deneyim sağlıyor. 24 saatlik deneyim zaten bize kaç gün yetiyorken yani yaklaşık 2 hafta boyunca tek şarjda kullanabilmeniz mümkün. Sizin sıklığınıza göre ama en azından sabah başlayıp akşam yatana kadar
aralıksız müzik dinleyebileceğiniz bir kablosuz kulaklık olduğunu da unutmamak gerek. Bu kulaklığın burada en önemli taraflarından biri de bu. Bunun yanı sıra tabii ki bahsetmemiz gereken şeylerden biri burada SBS, AAC, Aptix, Aptix HD ve dediğim gibi LDAC desteği de mevcut. LDAC şu anda akıllı telefonlarla beraber ya da kablosuz dünyada, Bluetooth dünyasında en iyi müzik aktarımını yapan seviye olduğunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi 96 kHz bir kullanım sağlıyor. 990 kilobayt bölü saniye veri aktarımına izin veriyor. Bu sayede de çok iyi bir şekilde müzik dinleyebilmeniz ve özellikle telefonda da LDAC desteği varsa ki ben S10 Plus'la denedim. S10 Plus'la da Bluetooth ayarında cihazı bağladığınızda ayrıca LDAC açmanız gerekiyordu. Bunda mükemmel bir deneyim bana sağlamayı başardı WH-1000XM3 modeli. Aynı zamanda Headphone Connect uygulamasından da kısaca bahsetmek lazım. Çünkü bunların her ikisini de oradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu her iki cihazda da sizin o sırada hareketinizi algılayarak oturuyorsanız tamamen sessiz bir şekilde yürümeye başlamışsanız hafif bir seviyede etrafın sesini vererek kullanım sağlıyor. Bu sayede yolda yürüyorsanız güvenliğiniz için yol sesini duymanız gerektiği için bunu da size kendi üzerindeki mikrofonları üzerinden sağlayabiliyor. Siz kesintisiz bir şekilde müzik deneyiminizi sağlarken metroya, otobüse bindiğinizde toplu taşıma moduna geçerek sadece anonsları duyabileceğiniz kısıklıkta bir dış sesi size aktarıp aynı zamanda müzik deneyiminizi en iyi seviyeye çıkarmayı başarıyor. Ben özellikle WH-1000XM3'ü ilk geldiği dönemde bana bayramda tatile giderken yani İzmir'e giderken uçakta denediğimde yanımdaki çocuğun ağlamasını bile duymamıştım. Hani ben o sırada uykuya daldığımda herhangi bir şekilde dış sesten uyanmıyorsunuz ve aynı zamanda gerek hostes gerek gerekli bir anons olduğunda bu cihazın en önemli taraflarından biri hatta her ikisinde de var. Kulaklığın sağına şöyle tuttuğunuzda elinizi bir anda size dış sesi, müziği keserek dış sesi vermeye başlıyor ve siz o sırada müzik dinlerken herhangi bir şekilde bir hostes ya da biri size seslendiğinde dönüp efendim deyip o kısa konuşmanızı yapmanız mümkün. Kulaklığı bu şekilde çıkarmanıza gerek kalmadan. Bu aynı şekilde WF modelinde de var. Onun da üzerindeki sağ tarafına basarak kullanabiliyorsunuz ama bunların en önemli yanlarından biri bence Türk bir kullanıcı için Google Assistant desteği olması. Her ikisinde de dahili olarak Google Assistant kullanmanız sağlanıyor. Bu sayede Türkçe komutlarla aynı zamanda buradaki işte Bluetooth açıldı, Bluetooth bağlantısı yapıldı, aktif gürültü engelleme açık kapalı gibi anonsları da çok iyi bir şekilde bu kulaklıklar bizlere sağlamayı başarıyor. Ve bu konuda da gerçekten çok iddialı olduklarını da söyleyebilirim. Yani Türkçe olarak kullanabildiğiniz işte hava durumunu, spor durumunu, o sırada yol durumunu rahatlıkla telefonunuza ulaşmanıza gerek kalmadan sorabildiğiniz kulaklıklar olması da en önemli artılarından biri. Bir de özellikle WH-1000XM3 için yurt dışında kullananlar adına Amazon Alexa desteği de var. Amazon komutlarını da çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. Yani şarkıyı değiştirmenize gerek kalmadan bana şu şarkıyı aç dediğinizde çat diye zaten size o şarkıyı da açabilecek kulaklıkları olduğunu söylemiş olalım. Bu videoda bu incelediğimiz WH-1000XM3 ile WF-1000XM3 modelleri gerçekten yani şu anda elimde tuttuğum WF-1000XM3 tamamen kablosuz o TWS dediğimiz kulaklıklarda dünyanın en iyi şekilde gürültü engelleme sistemini sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet birçoğumuz için pahalı cihazlar bunu da kabul ediyorum ama parasının karşılığını vermeyi başarıyor. WH-1000XM3 ise direkt olarak dünyanın en iyi gürültü engelleme sistemine sahip kulaklığı diyebiliriz. Kablolu olarak bağladığınızda kablolular arasında çok iyi bir seviyede. Kablosuz olarak ise tartışmasız yani ne AKG ne farklı bir marka bunun yanına yaklaşamayacak seviyede bir gürültü engelleme sistemine sahip olduklarını da söyleyelim. Şimdi ise ufak bir test yapmak istiyorum. Bu ne kadar yararlı olur ya da ne kadar size aktarabilirim bilmiyorum ama kulaklığın içine benim yaka mikrofonumu yerleştirerek ilk başta çevre sesi açık, daha sonrasında kapalı, en sonunda da gürültü engelleme sistemi açık bir şekilde bunun gürültü engelleme sisteminin nasıl çalıştığını sizlere aktarmak istiyorum. Haydi şimdi bir onu izleyelim. Güç açık. Bluetooth bağlantı.
Oradan sesi. Oradan sesi kontrolü kapalı. Gürültü kesme. Evet, gördüğünüz gibi hani ne kadar aktarabildim bilmiyorum ama çok iyi seviyede gürültü engelleme sistemi var. Yani dış sesi bir anda kapatıyor. Bunu mükemmel bir şekilde yaptığını da söylemek istiyorum. Ben gerçekten kendi açımdan da satın almak istediğim en önemli kulaklıklardan biri WH-1000XM3. Özellikle işte fiyatı dediğim gibi pahalı bir kulaklık olsa da, yani kulaklık piyasasında profesyonel üst seviye kulaklık fiyatlarında olsa da, bunu da gerçekten karşılığını çok iyi bir şekilde verdiğini söylemek istiyorum. Her iki kulaklığın tam kablosuz da isteseniz ya da kulak üstü ya da kablolu bir kulaklık arayışınızda da her ikisi de size mükemmel bir sonuç vereceğini de söylemiş olayım. Peki siz bu özellikle 3. nesil kablosuz ve tam kablosuz kulaklıklar hakkında WH-1000XM3 ve WH-1000XM3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin deneyimleme şansınız oldu mu herhangi bir markette ya da kullanıyor musunuz? Lütfen özellikle kullanıyorsanız bana katılıp katılmadığınızı yazın. Çünkü ben kendi deneyimlerimden mükemmel bir şekilde memnun kaldığımı da söylemek istiyorum. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.